Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Ben veteriner hekiminiz Niyazi Gül. Yine Korsan TV'de bir hayvanlar alemi programında birlikteyiz. Efendim bugün hayvanlar aleminin balık camiasından bir misafirimiz, daha doğrusu 3 misafirimiz var. Kendileri pirana hayvanları. Efendim pirana hayvanı o kadar gerginlik yaratan bir hayvan ki gerçekten ekip olarak da biraz çocuklar gelirdiler. Asistanım Zeliha da kendisi çok korkuyor. Ya niye korkuyorsun? Camı açıp üstüne gelecek hali yok ya. Efendim ama gerçekten biraz gerginlik yaratan halk arasında canavar balık olarak bilinen bir hayvandır. Efendim pirana balığını biraz yakından tanıyalım. Şu en büyüklerin ismi Pirhan. Pirhan. Rica ettim kendisinden gelirken kuzenlerini de getirmiş. Fakat iyi ki 3 tane gelmiştir. Yani bunların çünkü 8'i 10'u bir araya geldiği zaman bir ineğin bile bir şansı yok efendim. Hatırlarım ben üniversite yıllarında Amazon ormanında bir staj çalışmasında bizi getiren katırı yemişti bunlar. Benim ayak potinlerim de gitmişti o arada. Vallahi suda uçan kertenkeleler gibi koşuk badem ağacının üstüne sığınmıştık. Çok enteresan yıllardı gerçekten. Bakın burnu murnu kameraman arkadaşımız yakalıyorsa birbirlerini bile yiyorlar. Çok asabiler efendim. Peki niye bu kadar asabiler? Bunların çocukluğuyla ilgili bir şey herhalde. Ben de pek bir anlam veremiyorum. Yani öylesine garipler ki. Mesela bir pirana saldırdığında kendimizi nasıl koruyacağız? Efendim burada yapılan deneylerde notlarımı şöyle bir bakayım. Yani yaklaşık 55 tane deney yapılmış pirana saldırısında 54 kişi yenilmiş, biri kurtulmuş. Kendisine yapılan röportajda kendisinin ismi Mark Friedrichs. Mark Friedrichs kendisinin nasıl yenilmediğini anlatıyor. Şöyle yenilmemiş. Amazon'da bu yüzerken piranaları görünce bir anda böyle çömelip elinden bir tane taş alıp ölü böyle atar gibi yapmış. O zaman pirhanalar dağılmış. Pirhananın en sevdiği yemeklerden biri de tarhana çorbasıdır. Bunu da niye öyle olduğunu pek anlamış değilim. Efendim pirhananın ismi nereden geliyor? Efendim aslında piranaya Karadeniz bölgesinde asabi çipro derler. Yani Karadeniz'den tabii bir takım özellikleri var öyle kendilerine göre. Asabi çiproların ismi nereden geliyor? Efendim yıllar önce bir Roma imparatoru gladyatör dövüştürüyor tabii kışlığında. Kolezyum'da gladyatörler kaplanla dövüşür. Adam tabii yazdığında sıkılıyor. Bunları fark ediyor. Yalan diyor. Biraz diyor bu asabi çiprolardan atın bakayım şavuza. Atıyorlar falan filan. Ondan sonra gladyatörlere girin içine diyor. Giren kemik olarak dışarı çıkıyor. Giren kemik olarak dışarı çıkıyor. O zaman da bir Osmanlı paşası onun misafiri. Paşa görüyor. Uy piranda yedi. Piranda yedi diyor. Piranda yedi. Piranda yedi. Zamanla piran oluyor. Tabii ben pek inandırıcı bulmadım. Evet. Efendim bunlar nehirlerde gayet kalabalık gezerler. Adeta böyle çete gibi maça giden böyle taraftarı gibi holigan gibi bunlar. Yine geldi buraya yiyeceğiz oraya diye saldırılar anında içi bitirirler. Nasıl savunacağımızı da anlattım. Peki efendim pirana hayvanının görüntüsü nasıldı? Gördüğünüz gibi erkeğin rengi şu gıdık altına gerdan biz de buraya döşne denek deriz. Döşne denek tarafına doğru böyle gördüğünüz gibi turunçlu renkli. Hatta daha da turunçlu olanlar bayağı babacan erkeklerdir yani. Fakat gördüğünüz gibi burnu falan böyle biraz şekilsiz. Biz pirana hayvanın estetik yaptırmış olanına süs balığı diyoruz. Evet bir nevi gerdiriyorlar. Evet efendim. Pirana hayvanı tabii oyuncu bir hayvandır. Aynı maymun hayvanında olduğu gibi filmlere konu olmuştur. Hatırlarım da bir Piranalar Geliyor 2 diye bir film seyretmiştim. Yıllar önce bizim kasabaya gelmişti. Yani gerçekten kasabanın sinir sistemini alt üst etmişti efendim. Piranalar öğrendiğimize göre reji ekibini de yemişler. Yani öyle acayip hayvanlar ki. Böyle didi 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 derler. En çok sevdikleri şarkı da Nihamet Longa'dır. Tatlıs Efendi ile ısırmış diye duydum. Onu da notlarımın arasında varmış efendim. Evet şimdi piranalarla ilgili son bir uyarı yapayım. Evde pirana beslenir mi? Evet. Fakat parmağınızı sakın içine sokmayın. Yani kuzu pirzola kemiği gibi çıkar böyle parmaklar. Benim bir tane Kayseri'de bir yeğen arkadaşım var. Arkadaşımın yeğeni var. Çocuk tabi bilmiyor. İki elini birden soktu. Vallahi billahi. Piranaları bana getir. Ben ayıkladım piranaları. Sonra da bir güzel kızarttık. Hakikaten asabi çıplı dedikleri kadar var. Özellikle böyle ortasını çizdiğin zaman aniden çok kızımız ateşte. Evet. Efendim mektuplara bir geçelim. Yine birçok mail gelmiş gönderebilirsiniz siz de. Isparta'dan Hasan Kavanoz sormuş. Evde maç seyrederken kedim bambaşka bir hayvan oluyor diyor. Hele hakem yanlış bir karar verdi mi zapt edemiyorum. Duvardan duvara vuruyor kendini. Efendim bu şimdi kedinizin artık holigan olduğunu gösterir. Evet özellikle bu futbol tartışma programlarını birlikte seyretmeyin efendim. Kedi hayvanın dengesini bozmayın. Yani bakın bunun sonunu alamazsınız. Ben maçlara gidip tezahürat yapan kedi gördüm. Vallahi samimi söylüyorum abartmıyorum efendim. Daha geçenlerde derbide gördüm.
Protokolde oturuyor kedi. Miya 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 cis cis diye böyle tezahürat yapan kediler var. Ama ruh sağlığını bozuyor, hayvanın dengesi bozulur. Evet, diğer mektubumuza geçiyoruz. İstanbul'dan Naci Kursak yazmış. Hocam diyor, ben iflah olmaz bir güvercin hastasıyım. Olabilir. Güvercinlerimi her hafta sonu Bursa'ya götürüp salarım. Onlar uçarak İstanbul'a dönerler. Geçen hafta yine 30 güvercini Bursa'ya götürüp saldım. Bir haftadır gözüm havada, ne gelen var ne soran. Ne oldu böyle diyor. Ne bileyim ne oldu böyle? Ben güvercinlerin bekçisi miyim sen? Olacak iş mi efendim? 30 güvercini siz, yani Bursa'ya gidiyor, salıyorsun, siz onu otobüste gelirken seyrediyor musunuz havadan uçuyorlar diye. Ya bu güvercin menakı ama bir yere kadar. Yürüyerek geliyordur güvercin. Belki çay bahçesine falan uğramışlar. Bu çayını, mayını, kahvesini, çorbasını içeri gelir. Efendim, bu ekonomik krizde güvercin salınır mı? Onlar çoktan kebap olmuştur. Millet ne bulursa bulacak havada. Aslan besleyen bile tehlikeli. Tabii efendim. Derisi güzelmiş diye bulam diye indirirler vallahi billahi. Bu devirde yapmayın böyle şey. Evet Zeliha, yalnız bu faksları hep atıyorsun önüme, böyle seçmeden etmeden şöyle bilgi verebileceğimiz güzel bir faks olsun yavrum. Top Ağacı'ndan Can Ilgaz Bey soruyor. Hocam diyor, Tarzan hayvanlar açısından evcil insan sayılabilir mi? Efendim, ben size bilgi vermek istiyorum. Bana münferit olaylar soruyorsunuz. Yani hangimizi keçi büyüttü, hangimizi eşek büyüttü? Sanki genel bir olay mıdır bu yani? Tarzan özel bir şahsiyettir. Bir film karakteridir. Gerçek değildir ki. Yani Afrika ormanında Eminönü Çiçek Pazarı gibi insan pazarım var. Gidiyor oradan, şuradan iki tane Mustafa ver bakayım kafesine beslenmeyi. Bir kilo da yem ver diye. Biz zaten normal medeni insanlarız yani. Yani evcil insan olur mu? Ceyin ne? Dişisi mi? Dişi mi almışlar ona? Eş mevsimi ne zaman? Allah Allah. Allah Allah ya Rabbi. Yani sinirlenmeyeceğim diyorum. Affedersiniz. Pardon. Alo. Buyurun Kaymakam Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim. Efendim? Kargalar balkondaki cevizlerinizi çalıyor. Allah Allah. Konuş çağırsaydınız. Hayır efendim, dalga geçmiyorum. Ne yapayım ben, ne yapayım efendim? Karga hayvanı böyledir. Yıllar önce de peynir çaldı. La Fontaine konu oldu. Affedersiniz, donunu bırak, donunu da çalar efendim. Karganın huyu böyle. Ben kargalara bu tarihten sonra kişisel psikoterapi verecek dedim ki çalmayın diye. Hayır efendim, sesimi yükseltmiyorum, affedersiniz ama yani artık sabrımın da bir sınırı var. Karga ceviz kaldı, gel. Martı anteni bozdu, gel. Kedim sıkıldı, gel. Zürafa istiyor canım, gel. Discovery Channel'e benzettiniz beni efendim. Ben hayvan abdisi miyim? Estağfurullah efendim, hayır, isyan etmek gibi oluyor. Hayır efendim, pardon, biraz sinirliyim, niyetliyim de efendim. Tamam, peki. Peki efendim, ben hemen geliyorum. O çaldıkları ceviz ağacına biraz ökse süreriz. Sonra kargalar cevizi çalarken yaklaşır. Ondan sonra kargaları bir odaya döver, bir hafta Çin işkencesi yaparız, bir daha çalmazlar. Tabii efendim, ne demek, affedersiniz, kusura bakmayın, özür dilerim, biraz sinirliyim. Biraz pirana bugün misafirimiz, biraz bir gerginlik yarattı bizde. Efendim? Pirana'yı da getireyim gelirken. Ne yapacağız efendim? Izgarasını yapacağız. Efendim, olur mu? Bunlar deney hayvanları. Şu an tanıtıyoruz insanlara. Yenmez efendim. Lüfer alayım ben gelirken. Pirana istiyorsunuz. Kargalar ne oldu? Ceviz çok nasıl olsa diyorsun. Beni niye aradınız o zaman efendim? Hayır, canınız pirana çektiyse direkt söyle. Tamam efendim, tamam. Getiriyorum. Peki, peki. Saygılar efendim. Ne demek? Estağfurullah. Efendim, haftaya görüşene kadar esen kalan unutmayın. Hayvanlar olmazsa çok yalnız kalır insanoğlu. Hoşça kalın efendim. Yandınız ulan pirhana. Vallahi billahi yandınız ama ben biliyorum o kadar ama yapacağım artık burama geliyor çünkü. İşte pirhan. Şimdi ben diyorum ki bir 5-10 tane daha sizin emin önünden. sizin arkadaşlardan bir 5-10 tane daha toplasak. Ben Kaymakam Bey'e sizi Lepistes olarak tanıtsam. Şöyle bir elini soksa diyorum, pirhan anlaşabilir miyiz? Bana bak ulan, gel buraya gel. Şerefsiz ulan, beni bulsan beni de yersin sen. Kaymakamı kim tınlar değil mi? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar Kaymakam Bey. Demek canınız pirana çekti. Buyurun, doğal ortamında tanışın kendileriyle.